Evet sevgili arkadaşlarım, dairenin çevresi ve alanı ve 37. bölüm devam ediyoruz. Ne diyor burada? Çelişkiler eşitse alanlar birbirine eşit. Alanlar birbirine eşit. Sorulara da bakalım. Bu tür sorularda taşıma yapacağız arkadaşlar. Taşıma. Hemen bakalım. Şimdi bunu buraya taşıyacağım. Ama çelişki aynı olması lazım. Bir bakalım. Bir açalım neymiş? 6. Mükemmel. 6. 60 derece, 60 derece. 6. Taşı gitsin abi ya. Demek ki bu alanda bunu taşırsa dilimin alanı istiyor. Ne dilimin alanı? Pi çarpı 6'nın karesi 60 bölü 360. Böldüm. 6. Cevap 6. Evet. İkinci soruya devam edelim. Evet. Ne diyor? Yine 90-45-45. Şunu birleştirirseniz çapı yön açı 90 derece olduğu için 90-90. 45-45-6-6. Bunu bu etiş. Demek ki ben de şu üçgen alanı istiyorum. O zaman 6 çarpı 6 bölü 2'de 18. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Daha çok kirişler eşit olduğunda taşıyarak yaptığımız sorularda kullanıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım bir sonraki sorumuza. Evet. Şimdi üstteki alanı söyleyeyim benden. ABD eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Sevgili arkadaşlar, şimdi bundan baktığım zaman şurası 30 olduğu için şunlar birbirine eşit. Yani merkez aldım ya. 4, 4, 4. Bundan çizebilirsiniz zaten. 4, 60, 60, 60. Burası 4, 60. O zaman ben bunda 4 olduğu için bu alanı buraya taşıyabilir miyim? O zaman otoban yola burası da eşkenar üçgenin alanı istiyor. Eşkenar üçgenin neydi? A kare kök 3 bölü 4. 16'yı 4'e böldüm. 4 kök 3. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorular güzel. Sorular mükemmel. Sadece yöntem bilmek lazım. Bu yöntemle kimler öğreneceksin? Tabii ki bilen hocadan öğreneceksin. Devam edelim. Kareyi köşegenlerini çektim. Hop, çektik. Çelişkiler birbirine eşit mi? Eşit kareleri. Ve 90 derece diye keser mi birbirini? Ve ispatı da çapı yön açı 90 derece olduğuna da geliyor. Bunu gel buraya taşı. Ya da ne yap? Aynısı buna eşit değil mi? Altta bunu al, şöyle yetiş. Hop, ne çıktı? Karenin dörtleri. Bir kenar ne vermiş? Çevresi 16 vermiş. O zaman bir kenar 4. 4'ün karesini 4'e ver. O zaman cevap 4. Bu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. 5. Başta ne varmış? Ooo. 12. sınıfların zorlandığı bir soru. Ama kolay bir soru. Ne? Burası 10. Bu üçgen bu üçgen değil mi? Bu alan A'ysa bu alan da A. Burası da B dedim. A da B istiyor benden. Ne istiyor? Dilimin alanı arkadaşlar. Dilimin alanı bulursa alanı bulmuş oluyoruz. 27, 10 olduğunu biliyor. 27 derece, 2 iç bir dişi ve 54 derecelik bir dilim istiyor benden. Pi çarpı 10'un karesi 54 bölü 360. Evet, şimdi sadeleştirmemizi yapalım. Mesela ne yapalım? Şundan şu gitsin. 9'a bölelim, 6 olsun, 9'a bölelim, 4 olsun. Ne oldu? 60 pi bölü 4'ten 15 diyoru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 6. sorudan devam edelim. Evet. İlkini bir sorumuzu okuyalım. Tamam. Her şeyi okuduk şurada. Siz de okuyun tabii ki. Ben okurken. Şekilde iki tarla bölgenin alanına eşit olduğunu yap. Bu zaman ne yapacaksın? A'ya diye isimlendir. Şu bölgeye de B'di. A artı B'yi, bak A artı B'yi bir dik üçgenler bu. Buraya X'ti. X çarpı 2 bölü 2. Bir de neden bu? Çeyrek çemberden bu arkadaşlar. Pi çarpı 2'nin karesi 4'ü. Eşitliyorum bundan sonrasında. X eşittir. Pi
O zaman cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. 7. 2015 yılında böyle bir soru gelmişti. Evet. LYS'de. Kolay bir soru. Bir kenar uzunluğu 4 Hayır, bir kenar dörtmüş. O zaman şundan ne olacak? 2 Gençler, şimdi bakın. Bir tanesini bulacağım. Ondan sonra şöyle yaptık. Tamam. Şurası 90. Hemen yeşilimizi alalım. Şunu çektik. Şu üçgenin alanını çevik çemberine çıkarsan böyle bulur. Değil. A'yı bulabilmek için pi çarpı 2'nin karesi 4'ü bölüm eksi 2 çarpı 2 bölü 2 yaparsan A ne olmuş oluyor o zaman? Pi eksi 2. Kaç A var? 2 A bölü A. 2 A bölü A. 2 A bölü A. 8 A. 8 A istiyor. 8 pi eksi 16. Cevabımız 8 pi eksi 16. Edin arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor? Önemli bir özellik vermiş. Karşımıza bir dilim. Dilimin alanı yay uzunluğu ve yay çapını ve üçgen gibi düşünüp V çarpı A bölü 2'den yapabilirsiniz. Yani üçgen gibi. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapabiliriz. Soruna da bakalım. Mesela kolay bir soru. 12 çarpı 9 bölü 2'den 54. Cevabımız 5. Bir sonraki soruda bakalım. Özellik var. Halka sabahlar yediğimiz kahvaltının yanında güzel gider. Gevrek bir simit. Susamlı bölgenin alanı istiyor senden. Büyük çemberden küçük çemberi çıkartarak dairenin alanı buluyorsunuz. Ya da teğet olan AB'nin uzunluğunun yarısını karesinden de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Pisagor bağıntısından gelen bir özellik. Şurası x'te, burası x'ti. Zaten Pisagor bağıntısından gelen bir özellik. X kare çarpı pi'den de diyebiliriz. Ya da büyük çemberler, yay çapların karelerinin farkından da alanı bulabiliriz. Sorumuza bakalım. Şimdi yay çapı ne vermiş? 6. 6'nın karesi eksi. Yay çapı ne vermiş? 2'nin karesi. Bir de neyle çarpıyor? Pi'ye. 36'dan 4 çıkarsa cevap 32 pi. Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi abi ne vermiş? 8. 4. Ne dedim ben size? Küçük çemberin yarı çapına küçük ve büyük ve Pisagor bağıntısından büyük ve'nin karesi küçük ve'nin karesi eşittir 16 mı? Taralı alan ne oluyor o zaman? 16 pi. Cevabımız 5. Evet, 11 sorudan devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. 2013 yılında gelen bir sorunun aynısı. Ne diyor bu da? İpi sardıkça ipin taradığı alan nedir diyor. Arkadaşlar, sardıkça ipin boyutu azalır. 4 yazalım. Sardın mı? 4'ü bu tarafta kalırsa 8'i mi dolu? Senden 12 bin yer çapı bir çelik çemberi taradın mı? Hop! Taradın. Bir daha. 4'ü kalır. Bir daha taradın mı? Hop! Bunu da taradım. Ve bunu da taradıktan sonra ipin boyutu bitti. Artık ne yapacağım? Çelik çember olduğu için pi bölü 4 parantez alayım mı? Kısa yol. 12'nin karesi. 8'in karesi. 4'ün karesi. Pi bölü 4 parantezinde devam edelim. 144, 64, 16. Ne çıkıyor cevap? 80, 200. Ben toplamam iyi değil arkadaşlar. Toplayın. 80, 224. 224 pi bölü 4 bölersen 56 pi. Cevabımız var mı? Tabii ki var. Cevap D şıkkı. Güzel bir soru. İpi sardıkça boyutu azalarak tarada alanı bulmuş oluyoruz. Bakalım bir soru. Kuzu sorusu. Kuzu sorusunun otlanacağı bölgenin en fazla yerini istiyor senden. Arkadaşlar
Kayası içinde yüksek duvarla öğle arazi içi çimlenmemiştir. İçinde çimlenecek. Buraya kar makası 6 metre uzunluğundaki bir iple barındırdı. En fazla kaç metrelik alan var? İpin boyu neydi? 6. Şöyle bir şey yapalım. 6'lık ne? Şöyle olur mu? Şöyle olur. Şöyle olur. Değil mi? Hafta şöyle olur. Şöyle bir dilimi dolaşalım. Şöyle bir dilimi dolaşalım. Üçgen içinde zaten dolaşıyor. O zaman ne lan açı lazım? 90, 30, 60 ve burası da 120 derece. Demek ki bir üçgen bir de dilim. Pi çarpı 6'nın karesi 120 bölü 360 artı burası 3 kök 3. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Sadece 3, 36 3'e böldüm. 12 pi artı 9 kök 3 bölü 2 bölgeyi otla sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı sanırsa görüyorsunuz şu dilimi ve şu üçgeni gezebilir. Şurası 6 dememin sebebi ipin boyutu. 90'ın karesi 6, 30'un karesi 3, 60'ın karesi 3 kök 3. Burası da 120 derecelik bir dilimin ve üçgen alanında. Cevap hangisi? Ceyhan. Evet. Arkadaşlar bir fiilin sonuna daha gelmiş durumdayız. Arkasındaki soruları çözün. Çözmeklerinizi mutlaka bize ulaştırın arkadaşlar.